şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Amerika'nın Suriye'de 2000 askeri vardı. Amerika Irak'ta rejim değişikliği ve işgal süresince 200 bin ve 150 bin arasında asker tutuyordu. Obama asker çekmeye karar verdiğinde Irak'tan 150 bin asker çekti. Afganistan'dan asker çekerken şu anda 15 bin askerin 7 binini çekmek istiyor. Ve Afganistan tam olarak Orta Doğu değil ama Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı Suriye'deki 2 bin askerle ölçülebilecek bir şey değil. Yani bence birazcık abartılıyor Suriye'den çıkmanın. İran'ı çerçeveleme, İran'ı bir bakıma dengeleme konusundaki rolü sembolik bir rol. Çünkü Amerika'nın sonuçta Bahreyn'de ve Katar'da askeri ve deniz üsleri var. Ve toplam 20-25 bin arasında da deniz piyadesi ve asker tutuyor orada. Körfez'deki gücü Amerika'nın ortada. Suudi Arabistan'da Amerikan askerleri var. İncirlik'ten çekilmiyor. Dolayısıyla Amerika Orta Doğu'dan çıkıyor tartışmaları. Tabii ki biraz sembolik şu anda ve Gönüllü anlattığı gibi koordine edilmeden yapıldığı için ciddiye alınıyor. Bu arada geçen hafta konuştuğumuzda hemen çıkılacağını söylüyordu Trump'ın tweetleri. Fakat özellikle hafta sonu Erdoğan'la yaptığı konuşma sonrasında anlaşılıyor ki ortadaki takvim 120 güne kadar uzatılıyor gibi. Yani kademeli bir çıkış söz konusu. Bu da bana şunu gösteriyor. Trump geçen hafta konuştuğumuz üzere bir kere tabanına oynamak istedi ve gündemi değiştirmek istedi ve bunu konuşuyoruz şu anda. Amerika'da çok ciddi gelişmeler oluyor. Her şeyin başında borsa çöktü. Yani borsa şu son iki ay içinde %15'e yakın değer kaybetti. Ve Amerikan ekonomisinde Çin'le ticari savaş nedeniyle alarm var. Tüketici güven endeksinde düşüş var. Trump Merkez Bankası Başkanı'nı kovmaktan bahsediyor. Piyasalar son derece rahatsız ve Trump'ın seçimi kazanması sonuçta Suriye seçimleri tekrar kazanma şansı. Suriye, dış politika, İran gibi meseleleri değil, bütünüyle ekonomiye bağlı. Ekonomi de çok sıkışmış durumda. Aynı zamanda siyaseten de soruşturmalar nedeniyle çok sıkışmış durumda. O nedenle Gönül'ün anlattığı üzere Amerikan halkının hoşuna gidebilecek, ya bizim Orta Doğu'da ne işimiz var tartışmalarında, hep çıkıp gidelim buradan dedirten bir hamle yaptı. Ama bu hamle bahsettiğim gibi yani birazcık zaten yani baktığımızda 2000 askerden bahsettiğimiz için yani bunun çok ciddi bir stratejik anlamı var mı yok mu onu tartışmamız gerekiyor. IŞİD'le mücadelede bu 2000 Amerikan askerinin varlığı ne derecede önemliydi? Buradaki tartışma da şu anda Türkiye bir söz verdi, IŞİD'le mücadele sözü verdi. Tabii ki bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Türkiye'nin IŞİD'le Türkleri bir köşeye bırakıp mücadele edeceğine burada inanan kimse yok. Ayrıca Türkiye'nin bu tip bir askeri gücü olduğuna, Derezor gibi güneydeki bölgelere girip kendisinin ne hava gücüyle ne askeri gücüyle bunları yapacağına inanan da yok. Dolayısıyla Türkiye'nin inandırıcılığı da son derece azalmış durumda. Kimin gözünde? Buradaki sistemin gözünde. Zaten askerlerin, Pentagon'un, özellikle CENTCOM'un Türkiye'de çok ciddi bir sorunu vardı. Benim endişem bu olaydan sonra Mattis'in ayrılmasından sonra ki bir sürü asker de ayrılacak Mattis'le beraber. Askeri seviyede istifalar geliyor. O askerler de geride bıraktıkları askerler de Türkiye'yi diş bileyen askerler olacaklar.